Buyurun bakalım. İkinci bardak meyve suyunuz da geldi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ay, nereden çıktı bu arkadaş anlamadım gitti. Ama Cem çok tatlı bir çocuk. Demek arkadaşım arkadaşım dediği buymuş. Çilek size nasıl bakıyor görüyor musun Ceren? Evet, siz gidince arkadaşı bizde kalacak diye nispet yapıyor. Dur bakalım, ben öyle her erkeği evimize sokmam. Dede, bu sihir ne kadar geçerli? Yani ne zamana kadar böyle çocuk kalırsın? Perihan'a yakalanmadığımız ve ihtiyarlık iksiri icat olmadığı sürece. Niye sordun? Hep böyle kal, en iyi arkadaşım ol, tamam mı? Tamam. Hop hop, ne oluyor orada? Kardeşimi öpemezsin. Ya abi sana ne? Hem kötü bir niyet yok ki çocuğun. Tamam Cem, özür dilerim, kusura bakma. Bana Cem abi diyeceksin. Peki, Cem abi. Ya Cem sakin ol, tamam hadi otur. Cem çocuk da uslu uslu oturuyorlar işte, bırak. Görmediniz mi? Öptü işte. E tabii görmediniz ki. Abi sakin ya, ol. Ya bırak. Sakin ol Cem. Tamam. Boş bulundum, affedersin. Boş ver dede. Hem o olsun, kıskandılar. Cem. Bırak Tuğçe. Cem. Ne? Benim artık gitmem lazım. Ceren, benim de gitmem lazım. Aa, bu kadar erken mi? Maalesef evdekiler beni bekliyorlar. Bizimkiler de. Tuğçe, bir saniye gelir misin? Konuştuklarımızı unutma, tamam mı? Unutma. Kendine iyi bak, sen de. Çilek, Kerem'le Tuğçe gidiyor. İyi tatiller. Bodrum'dan bir şey ister misin Çilek? Hayır. Antalya'dan? İstemem. Yeter ki tatiliniz uzun sürsün. O bana en büyük hediye. Çocuklar, siz onu aldırmayın. Hadi gidin güzel güzel vedalaşın. Hadi. Çilek, bu yaptığın çok ayıp. Bence de Çilek. Ama boş ver dede. Hadi şunlar görünmeden odamıza gidelim. Konuşur oynarız. Afiyet olsun. Suzan, Suzan hemen gidiyoruz. Kapıda taksi bekliyor. Hemen gidiyoruz Suzan. Hemen. Aa, ne oluyor abi? Nereye gidiyoruz? Yetişmediler. Aa, bize mi? Niye? Ay, bir de niye diye soruyorsunuz. Babanızın son halini Suzan'a göstermeye. Babanın mı? Evet, babanızın. Ama sizinle konuşup kaybedecek vaktim yok. Bakın, sizin peri olduğunuzu ben biliyorum. Ama Suzan denmiyor. Suzan'a da ispat etmem lazım. Sizin babanız bir köpekti, şimdi kravatlı bir çocuk olmuş. Ne? Hem de çilek yaşlarında. Avni, sen beni öldürecek misin? Kızın rahmetli babasından ne istiyorsun? Köpekle ne alakası var? Ama bunun bu onun babası köpekti. Sayın müşteriler, az sonra size vereceğim rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dilerim. Avni, yaktım seni Avni! Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba canım. Hayırdır Betüş Hanım, erkencisiniz. Ya kafede işlerim bitti, ben de öyle çıkıp geldim hemen. Çilek yok mu? Çilek kime diyorum ben? Aç şu kapıyı, aç. Ne oluyor? Çilek'in kreşten bir arkadaşı geldi. Bir ara Çilek'i öptü, abim de çok kıskandı. Şimdi odada oynuyorlar diye abim kıyametleri koparıyor. Yani ille de gözünün önünde oynayacaklarmış. Kimmiş bu? Ay, Tamer diye bir çocuk, maşallah pek de tatlı. Ha, ben bir bakayım. Çilek, sen bu Tamer'in adını daha önce hiç duydun mu? Yo. Çilek, aç şu kapıyı, aç şu kapıyı! Bir dakika. Çilek'ciğim, kapıyı açar mısın kızım? Betüş! Annem! Kızım hadi aç şu kapıyı lütfen. Ne yapacağız dede? Aç aç, ondan sır çıkmaz. Bir şartla, abim gitse. Tamam peki. Cemil, hadi sen sonra git, ben tek başıma hallederim. Tamam. Hadi canım. Gitti mi? Evet. Bak burada kim var? Merhaba Betüş. Baba! Betüş'cüm, hani beni arayacaktın? Periler aşkına, ne olmuş burada? Herkes donmuş. Aa.
Sonra da gençlik iksiri içtik. Bu hale geldim. Dudu benim niye gençlik iksiri içmemi kabul etti bilmiyorum. Ama o Eda ona yaşlı dedi diye içti. Ama babacığım bunun cezası çok ağır, bilmiyor musunuz? Biliyorum ama bir kere fani olmak için değer. Hem Perihan'a yakalanmazsak ceza da almayız değil mi? Eninde sonunda haberi olur baba. Hiç değilse o zamana kadar böyle kalalım Betüş, ne olur. Ama babacığım... Lütfen Perihan teyzeye bir şey söyleme anne. Yoksa dedem yine eski haline döner ve ben yine arkadaşsız kalırım. Ama Çilek, ama lütfen anne, lütfen. Bak ne kadar şeker, ne kadar şeker. Perihan aşkına tac ettin. Lütfen anne, bak köpek olmasından daha iyi değil mi? Perihan teyze olanları öğrenince dedemi de alıp hemen Eda teyzemin evine gitti. Biz de peşinden. Orada anneannemi toprağı severken bulduk. Anneannem Perihan teyzeyi karşısında görünce neredeyse korkudan ölecekti. Perihan teyze gençlik iksiri içtiği için ona çok kızdı. Genç ve anneanne gibi görünmek için bunu yapmasına hiç gerek olmadığını söyledi. Ona cezaların en büyüğünü verecekti ki Eda teyzem müdahale etti. Anneannemin dedeme gençlik iksirini çocukluğuna dönsün de ömrü uzun olsun diye içirdiğini söyledi. İşte o zaman hepimiz çok duygulandık. Perihan teyze bunu duyunca onlara kıyamadı ve ceza vermekten vazgeçti. Ama anneannemle dedemi eski haline çevirip şatoya gönderdi. İşte bu. Her şey normale döndü neyse ki. Hadi bakalım şimdi doğru şatoya. Sen de tac ettin cim. Hep senin yüzünden. Şimdi bu, ikisi şatoda birbirlerini yiyorlar. Çünkü dedem Perihan teyzeden ihtiyarlık iksiri diye bir şey olduğunu öğrendi. 30 yaşında görünme rüyası gerçekleşmeden yakalandığına çok bozuldu. Ve anneanneme çok kızdı. Bana gelince yine arkadaşım yok. Ama en azından ablamla abim yaz boyu bana kaldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.